dur. Tehran'ın kılına bile zarar vermeyecek. Abi dur, yakarsın kendini abi. Başkomiser içeride. Merak etme. Bir şey olmaz. Sinan. Sinan at! Ya ama ben sana dışarı çıkma demedim mi? Evet, demiştiniz öyle bir şey. Tamam, niye çıktın o zaman? Yardıma ihtiyacınız olduğunu düşündüm. Ya ama benim yardıma ihtiyacım olsa sana burada dışarı çıkma demem, değil mi? Ne dedim ben sana? Dışarı çıkma. Dedim mi? Dedim. Niye çıktın? Evet tamam ama ne bileyim yani, sesleri duydum, ben de çıkmam gerektiğini düşündüm. Ya ben kavgada ederim, adam da kovalarım. Sana ne? Sen niye fevri davranıyorsun? Sen niye karışıyorsun bana? Bu tartışmayı yapmak için doğru zaman mı sizce? Bak, aptallık ediyorsun. İndir silahını. Yaşamasını istiyor musun? Sen indir. Bırak. Bırak lan! Elimden kurtulamazsın. Bak. Dışarı çıktığımda bırakacağım, tamam? Rahat ol. O benim emniyet kemerim. Emniyet kemersiz yola çıkılmaz, değil mi? İndir silahını. Yaşamasını istiyorsan indir. İndir. Tamam. Sen sıksana onu ya. Vallahi sen sık, ben yoksa bitireceğim seni. Ya sen bir sussana! Tamam, gerçekten sus. Ne? Seni var ya, ben aklıma kızdım ha. Yürü. Seni bitirdim oğlum ben. Vallahi bak, bitireceğim seni ya. Çok pişman olacaksın. Bırak diyorum. Hata yapıyorsun, bırak. Oğlum bulacağım seni ya. Vallahi bak, bulacağım. Bırak diyorum. Sen orada kal demedin mi lan? Tamam, çıkman için yardım etmeye çalışıyorum. Orada kal. Bulacağım seni. Unutma sakın, bak bulacağım seni. Sakın unutma. Duydun mu beni? Bulacağım. Sen çıkma dedim. Bir kere lafımı dinlesen adam kelepçeliydi. Dur! Aa! Aa! Alo Mahmut. Hastanenin arka tarafındaki bütün mahalleleri kontrol altına alın. Çabuk! Gelip beni al. Gelip beni alın. Geçsin arabaya. Ağanın emriydi. Kuşlarım ağanı. Geç arabaya. Ağanın emriydi. Ben geç. Geç içeri.
Kayıtlarda hiçbir şey yok. Bütün kameralar kapatılmış. Yani bölge aramasına da bir sonuç çıkmadı. Ciddi misin sen? Evet. Yerine geçen doktorla konuştum. Sağlığı iyi ama hiçbir şey hatırlamıyor. Tam profesyonel. Her şeyi ayarlamış. Bu Cihan aşağıda arabadaydı. O yaptırdı kesin. Cihan'ın bu işte parmağı olsaydı aşağıda olmazdı. O kadar salak değil. Kamera kayıtları yok. Adam tek başına değilmiş. Ekipçe buradalarmış. Ne yaptı yani? Arjument mi yaptı? Cihan'ın haberi olmadan kardeşi böyle bir şey yapamaz. Bilmem, belki yapabilir. Ama bence önce sen bir kendi etrafına bak. Ne demek şimdi bu? Gerçekten anlamadın mı? Yok. Cihan nasıl buldu sence hastaneyi? Bak, bu ekibi ben kurdum. Herkesi tek tek ben aldım. Bir tek sen dışarıdan geldin. Vay be. Bak, bu çok iyiymiş. Biz de bunu düşündük ama ekipten birini suçlamadık. Sen bile gelmedin aklımıza. Cihan Karadağ gibi bir adam hastaneden birisine para verip muhbirlik yaptırmıştır. İyi, tamam, uzatmayalım. Ben gidiyorum. Nereye? Sinirimi atmam lazım. Yiğit, at sinirini. Şu hastanedeki güvenliği bir arttıralım. Kapıya da sivil polis koyalım. Öyle yani. İşkence falan yapmayacağım sana. Söyleyeceğin hiçbir şey umurumda değil çünkü. Niye tutuyorsun beni o zaman? Seni öldüreceğim. Neden öleceğini bilmeye hakkım var. Nedenmiş? Çünkü hayatının hatasını yaptın. Bu hatanın bir affı yok. Yüzüme bak. Yüzüme bak lan! Neden öleceğini bilmek ister misin? Hı? Söyleyeyim. Çünkü sen benim hayallerime dokundun.
İndir o silahı. Çözüm. Sen ne zamandan beri benim adamlarıma silah çekiyorsun? Siz ne zamandan beri benim işlerime karışıyorsunuz? Damat. Kendine gel. Beni tanıyorsun. Ben her işe karışırım. Bu hep böyle oldu. Senin eline yüzüne bulaştırdığın bütün işleri de ben temizledim. Anladın mı? Şimdi... Sana verdiklerimle yetin ve çekil ayağımın altından. Hadi kızım. Gidelim artık. Bir gün beni canlı canlı mezara gömdüğü için ondan intikamım olacak. Göreceksin. Önce sen iyileş. Düşünme şimdi bunları. Yeni kimliğin. Artık Leyla Akgül'sün. Kayıtların her şeyin tamam. Trabzon'da doğdun, orada büyüdün. Bünyamin acıdım. Kime? Bünyamin. Tanıştırmadılar mı? Tesadüfen buradasın yoksa beni mi takip ediyorsun? İyi olduğundan emin olmak istedim. İyiyim. Böyle mi atıyorsun öfkeni? Benim içimdeki öfke atmakla bitmez. Orasını anladım. Sinirlisin, fevrisin. Kişilik analizi saati mi? Başka neler var? Başlayalım istersen. Sen de benim analizimi yaparsın. Burada konuşulan burada kalacaksa. Tabii ki. Amca. Söyle koçum. Babam geri dönmezse beni o kanına göndermeyeceksiniz değil mi? Hangi kadına? Anneannemmiş. Aysel yengemle gittik bugün. Keşke annem ölmeseydi. O beni kimselere vermezdi. Hmm.
Bebeği kaybettik maalesef. Başın sağ olsun. İstediğin her şeyi hallettik. Bebek öldü. Hastane kayıtlarında da öyle görünüyor. Hadi. Bak şimdi beni iyi dinle. Tek bir kişiye bir şey söylersen, seni de, içerideki kızını da, karını da, kim varsa hayatında, hepsini silerim. Kimse seni benim yanımdan alıp bir yere götüremez. Anladın mı? Sen bunları takma kafana. Tamam. Hadi başla bakalım. Takıntılısın. Başına buyruksun. Fazla kuralcısın. Anlık hareket ediyorsun. Fevri derken de aynı şeyi kastetmiştim. Bencilsin. Mükemmeliyetçisin. Ha, bunu iyi bir şey olarak söyledin. Hayır. Nasıl ya? Düzenin dışına asla çıkamazsın, esneyemezsin. Kitabına uymadan hareket edersem Cihan'dan bir farkım kalmaz. Kitabına göre oynarsan Cihan gibilerin aklına nasıl gireceksin? Sen öyle mi yapıyorsun? Ne gerekiyorsa onu yapıyorum. Sonunu düşünmeden davranıyorsun. Sonunu düşünen kahraman olamaz derler. Kahraman mı olmak istiyorsun? Yoksa suçluları yakalamak mı? Adaleti sağlamak. Aynı noktadayız. Yöntemlerimiz farklı. Allah'tan amir benim. Üstünü taslamayı seviyorsun. Bunu da eksi haline yaz. Bir daha Şahin'i o kadının yanına götürürsen seni gebertirim Aysel. Madem konuyu açtın, gerçeği de söyle o zaman. Şahin'in annesi kim? Seni öldürürüm. Aysel, seni öldürürüm. Bu işi kurcalamayacaksın, anladın mı? Karışmayacaksın! Gerçeği elbet öğreneceğim. Thank you.
vatan. Bir şey var mı? Benim vatan. İyiyim. Emin misin? Bir hastaneye gidelim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Hiçbir şeyim yok. İyiyim. Tamam. Dikkatli ol. Vay Behçet Usta. Kolay gelsin. Sağ ol aslanım. Gel bir çay ısmarlayayım sana. İyi olur usta, içelim. Ya şu yeni atanan komisere ev sormuştun. Arıyor musunuz hala? Ha, arıyoruz ya. İyi. Bir ev boşalmış şurada. Sahibi arkadaşım. İstersen gel gidip bakalım 5 dakika. Bakalım usta. Güzelse kaçırmayalım. İyi, çayı sonra içeriz. İyi, tamam olur. Baksana. Geç mi açar? Belli olmaz abla. Bazen hiç açmaz. Ev falan göstermeye gittiyse. Tamam, sağ ol. Kolay gelsin. Sağ ol. Uya, sen mi hazırladın kahvaltıyı? Ben geç mi uyandım? Saate de bakmadım da. Yok, geç değil. Sana sürpriz olsun dedim. Oldu gerçekten. Bana kızgın mısın hala? Niçin bir tane? O adamla oturdum ya. Ya ama bak, vallahi benim bir suçum yok. Hastayım dedi, kandırdı beni. Yapmıştır. Şerefsizin tekiydi. Üniversite zamanlarınızdan fotoğraflarını gösterdi. Ben de... Fotoğraf mı? Ne fotoğrafı, ne gördün? Ya teknelerin arasına çekilmiş bir fotoğraf. İyi arkadaşsınız zannettim. Yalancı o. Sen niye bu kadar nefret ediyorsun ondan? Boş ver. Boş ver sen, unut. O adam bir daha hayatımıza girmeyecek zaten. Tutukladın mı yoksa? Omlet yandı. Ay. Omleti yaptın aşkım. Ya. Günaydın. Günaydın. Yanık mı kokuyor burada? Ya, evet. Olsun, ben dibi tutmuş severim zaten. İyi o zaman. İyi misin? İşten birkaç gün izin alıp dinlensen mi acaba? Çok önemli bir dosya vardı elimizde işte. Bırakamıyorum yani. Geç kaldım ben, zaten gideyim. Kızım yesene hadi bir şeyler. Günaydın. Günaydın amca. Günaydın koçum. Hanımefendi, yok mu babaya günaydın? Ben seninle küsüm. Küssün, o niye? Çünkü sen sözünü tutmadın, beni o kadar parka götürmedin. Hı. Anladım. Anladım. Demek o yüzden ha?
Peki ben sana böyle bir söz verdim mi? Benim ağzımdan duydun mu? Annem söyledi. Bak kızım, babanın ağzından duymadığın hiçbir şeye inanma, tamam mı? Çünkü baban sana bir söz verirse onu mutlaka tutar, tamam mı? Anne, sen beni kandırdın mı? Yok kızım, olur mu öyle şey? Ben babanı yanlış anlamışım. Koçum, sen niye yemiyorsun? Canım istemiyor amca. Ne demek canım istemiyor? Ay vallahi bıktım bunun bunalımından ha. Ya söyle babasına dönsün eve artık. Ona mı moralin bozuldu senin? Baban gelecek iş seyahatine gitti. Hazırsan çıkalım abi. Erci'den haber var mı? Yok abi. Hadi kızım, yiyin tabaklarınızdakileri. Hadi. Ben çıkarım, bir saate gelirim. Sen patrona haber verirsin. Tamam. Günaydın. Günaydın başkomiserim. Günaydın başkomiserim. Nereye? Mobilya bakacağım. Ev tuttun mu? Yok, tutmadım. Bu sefer tersten yapayım dedim. Önce eşya, sonra ev. Bak ne diyeceğim sana. Benim mahallede güzel bir ev var, bakalım mı? Bakarız bir ara. Neyin peşinde bu ya? Pınar'ın kredi kartı ekstrelerini istedi. Evde yeni eşya yoktu ki. Nereye aldı bunu? Evde bulduğumuz şırıngadan Pelin'in kanı çıktı. Öyle mi? Pelin oradaydı demek. Bu kesinleşti, güzel. Ya o zaman Ercüment ortada olmadığına göre abisini bir ziyaret edelim. Gerçi bugün yoğundur ama bize vakit ayırır herhalde. Ben de geleyim mi? Yok, gerek yok. Ahmet'le giderim ben. Ahmet gelsene.